Hemen gel gel. Türkiye'nin kurtulması için verilen bu mücadelede biz de biraz olsun katkıda bulunmak için İnebolu'dayız. İnşallah ikinci bir kurtuluş savaşı vermeyiz. Ülkemde ben kaygılıyım geleceğimden. İnşallah büyüklerimiz daha iyi düşünür, bir düşünsünler. Geleceğimizi iyi nesillere teslim edelim. Teşekkür ederim. İkrar ya. Tamam.
İnanma, oynara ya. Tanker geldi. Tanker yaptı. Araba yapıldı. Aldık arabayı da ve tanker yaptık. Sadık tanker. Bayanı Allah'a şükür. Çok güzel. Göçme onları çarpmaya başladı. Yol yapılacak. Yollar falan derken yollar şimdi atlamayı ne yapalım arası. Nerede mi şimdi? Artık öyle bir tane oldu. Projesi bir çıkardı. Yol sesini yapılacak. 2015 gibi ımgatma öldükten sonra yine ımgatma arası başlayacak. Limanlık yapılıyor. Limanı okudamıyor. Tarihi değeri olan bir şey. Abim birader ya. Olmaz.
da alıyor. Görmüştüm. Savaşta yürürken sırtlarından çantayı çıkarmadan su içiyorlardı. Daha sonra spor mağazalarında yapıldı. En büyük kolaylığı yürüdüğünüz esnada çantanızı sırtınızdan çıkarmadan veya su şişesini çıkarmadan rahatlıkla bu emzikten suyu içebiliyorsunuz. Büyük kolaylık sağlıyor. Bu benim kendi imalatım ama fabrikasyon olanlar da var şüphesiz. Evet. Ben çok yer gezdim. Gerek dağcılık amacıyla, gerek turizm amacıyla İnebolu halkı kadar gelen misafire saygı gösteren, ona ilgi gösteren başka bir toplum görmedim. Bugün çarşıda dolaşıyoruz. Esnaf bize illa diyor buyurun hoş geldiniz bir çayımızı için. Vaktimiz yok diyoruz. Israr ediyorlar. Yani öyle ki bir tabanca çekmedikleri kaldı çay ikram etmek için. Biz de bu güzel ilgiye karşı ikramlarını kabul ettik. Tüm İnebolu halkına teşekkür ediyorum. Ben böyle halkı başka bir yerde görmedim. Alcınız var mı? Alcınız var mı?
Dağcılık ve araba kurtarma ekibinden Baldak adına geliyorum buraya. Kulübünüzün bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Bize sahip çıktılar, buraya kadar getirdi başkanımız. Biz kendi imkanlarımızla geldik Kastamonu'ya kadar. Kastamonu'dan buraya geldik. Bu gelmiş olduğumuz 110 kilometre yolu geri giderken yürüyerek geleceğiz. Sadece milliyetçi duygularımızla Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş olduğu, bizlere emanet etmiş olduğu bu ülkeyi sonuna kadar sahip çıkma adına, biz Şerife Bacı'nın adına onun ne kadar meşakkatli çocuğun üzerindeki yorganı alıp da Kurtuluş Savaşı'nda top mermilerinin üzerine örttüğünü tüylerimiz diken diken oluyor. Bunun adına bu yolu yürüyeceğiz. Benim yaşım 64. 64 yaşından sonra ben bunu karar verdim, yürüyeceğim. Allah'ın izniyle. Duygularım, düşüncelerim bu kadar. Herkes benim kadar keşke milliyetçi olsun ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saygı duysun. Yaşamak için buraya geldik. Buraya geliyoruz. Her sene de gelmeye devam ediyoruz. Vallahi şimdi bunu hazırlayan Kastamonu İl Kültür Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum, Ziver Bey'e. Ayrıca yani bugün burada bizi konuk eden
İnebolu'ya da belediye başkanına sizin adınıza teşekkür ediyoruz. Yani bütün etkinlik boyunca biz mükemmel günler geçiriyoruz. Benim ikinci katılışım, arkadaşlarım kurulduğundan beri gelenler var. Çok sıcak bir ortam var. Bunu da sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Son yorgunluğu gidiyor ama o işte o hissi alabilmek önemli, o duyguyu, ama siz onları bize verdiniz. Gerçekten 3 yıldan beri sırf onun için katılıyorum. En çok mutlu eden şey ne demiştiniz? O gülümsemeleri, insanı duygulandırıyor, alkışlamaları, karanfil atmaları. Enfes. Şimdi 3 yıldır İnebolu'ya geliyorsunuz. Evet, geliyorum. İnebolu'yu nasıl biliyorsunuz? İnebolu'yu altyapı olarak yani zayıf gördüm. İşin gerçek tarafı ama başkanın imkanları çok zayıf. Çünkü muhalif belediyelere, iktidarlara öyle fazla bir para yardımı yapmıyorlar. Örneğin şu festival yapılıyor, yürüyüş yapılıyor. Acaba Kültür Bakanlığı'ndan 25 kuruş para aldı mı? Yani ben zannetmiyorum aldığını. Özellikle size söylüyorum. Çünkü bölgenin değerini asıl bilen sizsiniz. Biz de kameraya şey yapalım istiyoruz, görüntü alalım. Sizin ağzınızdan, sizin baktığınız açıdan İnebolu nedir, ne değildir, İstiklal Yolu yürüyüşü nedir, ne değildir. Organizasyonlar, özellikle böyle bir anlamlı organizasyonda Kurtuluş Mücadelesi'nin kazanılmasında çok çok önemli bir yere sahip olan İstiklal Yolu'nda bir araya geliyoruz. Dolayısıyla İstiklal Mücadelesi biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da en önemli mihenk taşlarından birisi. Böyle organizasyonlar insanların hangi şartlarda mücadeleyi kazandıklarını tazelemek amacıyla bir araya gelen arkadaşlarımız gerçekten güzel bir dayanışma örneği sergiliyorlar. Biraz önce dediğim gibi Kayseri Kastamonu dayanışması da bunun bir örneğidir. Arkadaşlarımız bundan birkaç kez katıldılar. Özellikle kış yürüyüşünde Şerife Bacı olarak katıldılar. Evet, bizler Şerife Bacı'yız. Evet, bu bayanlar, 4 tane bayan Mustafa abim. Çok evet, zorlu şartlar içerisinde de Mustafa Bey. Bayan diyecek. 5 kişi. Mustafa Bey de ve Mustafa Bey ve ben de Şerife bacıların içerisinde kaybolduk. Evet. Biz de kendimizi o anda bacı gibi hissettik. Arkadaş da evet öyle. Dediğim gibi her yıl coşkuyla bu yürüyüş gerçekleşiyor. Her yıl daha çok insan katılıyor. Nicelik olmasa bile nitelik olarak insanlar bu bilinçli olan, yani Kurtuluş Mücadelesi'nin önemini kavrayan insanlar katılıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Biz gerçekten kolay değil bu etkinliği düzenlemek. Öncelikle belediye başkanımıza ve kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İkisi de son derece duyarlıdır. İnebolu'nun bu sıcak karşılaması, İnebolu Belediyesi'nin ve belediye başkanının bu konuda çok duyarlı olması bizim de bu yürüyüşlere daha azimle, daha heyecanla katılmamızı sağlıyor. Gerçekten onlar bu desteği vermese belki yine gerçekleşir ama bu kadar coşkuyla bu etkinlik yapılmaz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size çok çok teşekkür ediyorum. Bizim bu sesimizi,
hangi kanala duyuruyorsanız ve hangi kanala duyurmak istiyorsanız size de çok çok teşekkür ederim. Arkadaşların duygularını alın. Ben dedim gibi bu işin organizasyonunu ben yaptığım için biraz reklama giriyor. Ben reklamı da fazla sevmem. Ve haliyle arkadaşlar söylesin. Kaç yıldır geliyorsunuz? 2012'de ilk defa kış yürüyüşüne. Üç kez. Bu üçüncü kez. Benim bu üçüncü. Arada dördüncüyü kaçırdım. Çünkü kış yürüyüşünden sonra ayağımda bir problem oldu. Onu birini kaçırdım. Onun için sürede, çok üzülüyorum. Siz Kayseri'den geliyorsunuz. Evet. Kayseri'ye ne getiriyorsunuz İnebolu'dan? Kayseri'ye Kurtuluş Savaşı'nda verilmiş mücadeleyi daha böyle duyguyla hissederek yaşayarak götürüyorum. Artı buradaki insanların bu olaya, yani Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleye hala katkıları olduklarını ya da o düşüncede olduklarını düşünüyorum. Girdiğim zaman mağazalara ya da herhangi bir iş yerine Atatürk'ün resmini ve Kurtuluş Savaşı mücadelelerini gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum ve bunları anlatıyorum Kayseri'ye gittiğimde. Hala var o duygu. Bu çok güzel bir şey. Yani birlikte sanki o günleri yaşıyor gibi geliyorum. Artı tabii kültür müdürümüzün bu kadar coşkuyla ve bu kadar büyük bir organizasyona mükemmel düzenlemesi, gerçekten mükemmel düzenlemesi. Çünkü biz başka yürüyüşlere de katılıyoruz ama bu kadar mükemmeliyet ve bu kadar coşku görmüyoruz. Onu söyleyeyim. Ve belediye başkanlarımızın isimlerini bilmiyorum, kusura bakmasınlar. İnebolu, Küre, Seydiler özellikle. Hepsi coşkuyla karşılıyor. Çok güzel yani, ben çok duygulanıyorum. İnanılmaz duygu yaşıyorum ve o Kurtuluş Savaşı'nı düşünüyorum, geri gerçekten dönüyorum. Her yürüyüşte İnşallah ağlıyor. Bir daha yaşamayız evet. Yani bunu. Ağlıyorum, İnşallah bir daha yaşamayız. Kesinlikle Münevver ablam her defasında ağlıyor. Evet, çok yani çok duyguyla böyle tüylerim ürpererek. Neyle karşılaşıyorsunuz İnebolu'da ki yani sizi böyle duygusallık? Neyle? Balıkla karşılaşıyorsunuz. Yani insanlar yani sıcak. Onun duygusallığı bambaşka. Yani o duygusallık başka hissedi. Yani anlatılmaz gerçekten. O Kurtuluş Savaşı günlerini düşünüyorum ve inşallah ülkemiz tekrar bir Kurtuluş Savaşı yaşamaz. Yani Kastamonluyum. Bu 8. yürüyüşüm katılmam. Kastamonu'daki ilgi yeterli değil. İnebolu'ya girişteki o 80 yaşındaki yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz, çocuklarımız yani coşkuyla bizi karşılaması olağanüstü değil. Yani gerçekten ben dört gözle 9 Haziran'ın gelmesini bekliyorum bu olaya katılmak için. Peki buluşmasını nasıl karşılıyorsunuz? Şubat'taki kış yürüyüşü buluşması ve dostluklarımız devam edecek. Devam edecek inşallah, ölmediğimiz sürece. Biz yürüyüşlerimizi Kastamonu'ya göre ayarlıyoruz. Nerede olursak olalım bu etkinliğe muhakkak geliyoruz. Benim 7. defa yani, geldim. İlk defa ilk beraber yürüyoruz evet, zaten. Hep devam etsin. Bütün her şeyimizi Kastamonu'ya göre ayarlıyoruz. Yani başka etkinlikleri iptal ediyoruz, buraya geliyoruz. Siz konuşun, ben
için hayırlı akşamlar. Balıkesir adına, Baldak adına buradayız. İyi ki gelmişiz. İyisi ki gelmişiz. Çok seviyoruz burasını. Çok iyi karşıladınız bizi. Yo, orada yürüyüş yapıyorum.